Senin çok güzel bir lafın var, unuttum. Şey diyorsun İşi ya. rast gitmeyen kalbini yoklasın. Ha, işi rast gitmeyen kalbini yoklasın abi. Gerçekten çok güzel laf. Bu söz tamam mı? Yok. Benim abi yani nereden geçti? Valla benim Tayra'dan duyduğum tek yani güzel söz buydu bugüne kadar ya, öyle söyleyeyim. Hep ilk duyduğumda da şey oldum. Gerçekten işi rast gitmeyen kalbini yoklasın abi. Yani motivasyondan ziyade halis bir niyetimiz var. Hani hakikaten büyük bir başarı hikayesi çıkarma şeyimiz var. Bence yani ben öyle hissediyorum. Bence siz de öyle hissediyorsunuz. O hepimiz biriz yani burada. Ben hep orada şu empati yapıyorum abi. Ben patronum Ferrari'ye binsin diye çalışıyor olsaydım bir yere kadar çalışırdım yani. Ama burada abi şey için çalışıyoruz. Burada hep birlikte zenginleşmek, hep birlikte bir şeyler öğrenmek. O yüzden hani mesele motivasyondan ziyade bence ulvi bir amaç var hepimiz için ve o beraberlik de o getiriyor. Eyvallah abi, başka bir beklentim yok hayatta, gerçekten söylüyorum. O yüzden tek beklentim bu şirketi işte Avrupa'da o bayrağımızı en üstlere asmak. Diğer şeyler gelecek yani, o maddi manevi hepimize gelecek inşallah. Biraz sabretmemiz lazım ama böyle hani şimdi bir günde böyle güzel günler geçiriyoruz, bir ay geçiyor, çeyrek geçiyor falan. Hepimiz sabırla abi, takatle bekleyeceğiz yani. Bu iş böyle bir günde olmayacak. 3-5 sene dişimizi sıkacağız açıkça söyleyeyim. Bu yolu yürümek isteyenler arkadaşlar, biz maraton koşucusuyuz yani. 100 metre sprinteri değiliz. O maratonu koşmaya başını koymalı, elini koymalı taşın altına. Öyle birkaç günlük mevzu değil. Ama garanti ediyorum yani biz bu işi 5 sene sonra istediğimiz, 7 sene sonra istediğimiz yere getirdiğimizde bu yolu bizimle yürüyen arkadaşlar çok büyük ödülünü görecek arkadaşlar sonunda yani maddi manevi. O kadar süre bizle kalabilen, kalanlar veya isteyerek kalanlar, her gün aynı motivasyonla çalışanlar bunun ödülünü görecek. O gün dersiniz bana, adam demişti 7 sene önce. Ne oldu biliyor musunuz? Bunu anlatayım, yavaştan kaçalım. Almanya'da bir tane rakipte çalışan bir Türk çocuk var, Ankara'ya geldi. Görüştük, hani bize alır mıyız falan diye. Çocukla bir kahvecide buluştuk. İşte saat 9.45'te buluştuk. Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Bizim Tugay, ben, Ozan'larla da bir toplantı yapacağız. Şey 10.30'da. Onlar da erken geldi. Saat 10.30'da bak toplantı yapıyoruz biz ekipçe. Onlar da yanımıza geldi, oturdu böyle. Aa dedim, Efe işte bunlar da bizim co-founder'lar falan. Sonra Efe'ye şunu dedim. Dedim ki bak 5 sene önce İKAS'ı kurduğumuzda ortaklarımıza bu geleceğimiz günleri ben söylüyordum. Bak bunları yapacağız diye. Tugay döndü şey dedi. Vallahi dedi, ben de inanmamıştım ilk başta da dedi. Gerçekten yapıyoruz dedi yani diye. Ya Tugay bile şey dedi yani, ben de inanmıyordum başta diye. Bak bir örnek daha söyleyeyim. Kolay Değil ile başladığımızda Melike, bizim Tugay'ın eşi, Tugay'a şey diyordu yani. Boş boş şeyler yapıyor ya, ne Kolay Değil hiçbir şey. Yani boş boş takılıyorlar ya falan diyordu yani. Ya tabii bana söylemiyorlardı öyle olduğunu da. Sonra biz Kolay Değil, ya biz Kolay Değil sayesinde işin en baştaki ilk adımlarını güzel güzel atladık yani, uçtuk. Anladın mı yani? O yüzden şu an yaptığımız birçok fedakarlığı, çektiğimiz cefayı etrafımızdaki herkes de anlamayabilir. Kendisi mutsuzsa genelde senin de mutsuz olmanı bekler yani. Senin o heyecanla hayatta ilerleyişini görmek istemez veya o onu niye diye sorgular sürekli. O yüzden herkesin anlamasını beklemeyiz ama bizim abi bunu her gün hissetmemiz gerekiyor. Neyse, Fatih Terim modundan çıkıyorum. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Çok, abi, çok aşırı keyifli ya. Peki şey yapıyor musunuz? 20 dakika kimse kimseye saldırmıyor gibi bir şey. O neydi? Treaty time mı ne o? Şey, onu koymuyoruz yani ama yazılı olmayan bir kural. Ya kimse kimseye saldırmıyor yani orada. Gelişmen lazım bu sürede. Tabii tabii. Ama reliklerde manyak kavga çıkıyor ama. Erken saldırınca biliyorsun abi. O süre olmazsa, o kural olmazsa hakikaten. Ya dün Tugay ile Ömercan bana giriyorlar hep beraber zaten. Dün ben iki denizde, iki cephede aynı anda iki orduyla iki tarafta tek başıma hem Ömercan hem Tugay'la savaşıyordum. Hani Age of'ta hep kazanan kişinin şirketin CEO'su olması güzel bir emare yani, güzel bir şey. Yani hani strateji yapma, uygulama, değil mi yani, kaybeden kişi olmasını istemezdik yani CEO'nun.